Değerli izleyenler, görüntüler ulaşıyor elimize. Evet, Yunan Limnos gemisinden görüntüler ulaşmaya başladı. Fransa'nın Yunanistan'la beraber düzenlediği tatbikat bir nevi Doğu Akdeniz'de mavi vatanda Türkiye'ye gözdağı niteliği taşıyordu. Türkiye'nin tezlerinden geri adım atacağını düşünen bu düşüncesizler şu anda tatbikatla bize mesaj vermeye çalışmışlardı. Ama ne oldu? Kemal Reis ne yaptı? Yunan Limnos gemisinin gerçekten façasını bozdu. Yunanlılar ne kadar saklamaya çalışırsa çalışsınlar, Kemal Reis, evet, Yunan Limnos gemisini kaçırttı. Kaçtı değerli izleyenler. Görüntüleri birazdan size vereceğim. Yunan Limnos gerçekten façayı bozmuş. Yani insan içine değil, denizin içine çıkacak yüzü kalmadı. Kemal Reis, Oruç Reis'e yaklaşan bu gemiye gerçekten haddini bildirdi. Evet, Kemal Reis bugün selam verdi. Yan yatıp selam verdi değerli izleyenler. Görevimin başındayım dedi. Yunan Limnos öyle böyle kaçarken Kemal Reis yan yatarak Türk milletine selam veriyor. Mükemmel. Türk milletinin gururu, Türk milletinin eşsiz gururu gitti. Oruç Reis'in önünde gereken dersi verdi Yunanlılara. Şimdi Kemal Reis ne yapmış bir bakalım istersiniz Limnos'a. Evet, yan turup selam veriyor. Gördüğünüz üzere Limnos'un ağzı burnu kırılmış vaziyette, façası bozulmuş. Limnos'un hasar alan bölgesinde görüntü netleştirildiğinde ve görüntünün ayrıntılarına ulaşıldığında ne kadar hasar aldığı da ortaya çıkıyor. İşte bu Türkiye'nin, Kemal Reis'in harika işi. Bu Türkiye'nin mukavemetli ve kararlı duruşunun önemli bir adımı. Limnos gemisi Pire Limanı'na çekiliyor. Remoklarla çekiliyor. Gerçekten panik halinde. 4 tane Yunan askerinin, subayının yaralandığı da ve hastaneye kaldırıldığı da gelen bilgiler arasında. Yunanlılar bu işe fena bozuldu. Değerli izleyenlerim, görüntü istediniz, sizi kırmadım. Görüntü istediniz, yani Yunan Limnos'un paçasının nasıl bozulduğunu görmek istediniz. Bizim gemimiz şu anda görevine devam ediyor. Demin de size son gelen görüntüleri izlettim. Ve bir taraftan da bugünkü görüntüde Limnos'un façasının bozulduğunu gördüm. Ama ben şunu ifade etmek istiyorum. Buraya bir atış gerçekleştirildiğini, burnundan sıyrıldığını düşünüyorum. Yani Limnos gemisinin uç kısmına bir atış gerçekleşiyor ve bu atış sıyırıyor. Yani bu şekilde olabilir. Sürtüşme ve sürtünme modülü biraz daha zayıf ihtimal. Diplomaside biraz daha hareket kabiliyeti bırakmak ve Yunan'a gerçekten uyarıyı vermiş olmanın rahatlığıyla işi fiziksel mücadele olarak lanse etmiş olabilirler. Bugün haber geldi Amerika'dan. Şanlı ordumuzun, donanmamızın böyle güçlü, kararlı ve emin adımlar atması, Fransa ve Yunan gemilerini kovalaması, tatbikatta denizaltımızın torpillerinin onlara kilitlenmesi ve torpil roket sistemlerinin açılması, kapakların açılması gerçekten onları epey bir korkutmuş. Pompeo ile görüşen ve gece gündüz Amerika ne der diye bekleyen, çaresiz bir şekilde yardım dilenen Yunanistan Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşerek şöyle bir açıklama yapıyor. Türkiye ile diyaloğa açığız. Yani amaç şu, Türkiye'nin kararlılığı bitsin, biz istediğimiz gibi at oynatalım, yine masadan kaçalım. Yok öyle yağma Dantis, yok öyle yağma Pantis diyeceğiz Yunan Dışişleri Bakanı'na. Pompeo da gerçekten bu Yunanlıların ne olduğunu az çok anlamış gibi bakıyor. Yunanları bir nevi savmış gibi gözüküyor. Ama işin garip bir tarafı da var. Amerikalı senatörlerden, demokratlardan diyelim. Neymiş efendim? Biz Doğu Akdeniz'de haklarımızı koruyormuşuz ama skandal adımlar atıyormuşuz. İşte provokasyon yapıyormuşuz. Tam lobilerin işi bunlar. Bu senatörler lobilerden besleniyor. Lobiler düğmeye basıyor,
senatörler adım atıyor. Ama buradan pek çok sonuç çıkacağını sanmıyoruz. Sadece seçim öncesi lobilerin seçimde oy kullanacakları Cumhuriyetler ve Demokratlar arasında bir politik hamle olarak görüyorum. Yoksa Amerika'nın yaptırım baskısı, yaptırım silahı artık bayatladı. Her konuda yaptırım derse Amerika, bu işin içinden çıkılmaz. Yunanlılar ne yapacağını şaşırdı. Sağdan soldan dileniyorlar. Yani Fransa'ya gidiyorlar, Amerika'ya gidiyorlar, Brüksel'e gidiyorlar. Öyle böyle değil. Yani nereden ne koparsak kar diyorlar. Ama Amerika'dan şu anda istediklerini aldıklarını sanmıyorum. Ama Türkiye kendi kara sularını korumada çok kararlı. Tabii ki biz kara sularımızı korurken artık Limnos'un burnunu mesela düzeltti bizim gemi. Artık biraz daha dalgıç gibi o gemileri içerilere doğru daldırmak lazım ki caydırıcı olacağız. Caydırıcı olmalıyız. Kendi kara sularımızdaki ihlalde asla acımasız olmalıyız. Yunanistan Dışişleri Bakanı bir nevi düşündüğümüzde Batı'nın valisi. Yani Yunanistan Batı ne derse, Avrupa Birliği'nin Batı ülkeleri ne derse bunu uygulayan bir devlet. Yani kendi düşüncesi yok. Türkiye düşmanlığıyla buradan prim toplamaya çalışıyor. Ayrıca adalar konusunda Türkiye'nin taviz vermeyeceği de ortadayken Yunanistan'ın bu çaybasını beyhude görmekteyim. Oruç Reis'e refakat eden donanma gemilerimizin hepsi bugünkü verilen görüntüyle birlikte görevde olduğu ortada. Yani Yunan gemisi limanlara çekilmişken Türkiye özellikle bu görüntüyü resmen servis ediyor. Yani zarar göreni Yunanistan, zarar veren demeyelim de hukuksuzluğa engel olan Yunan gemisinin tacizini engelleyen kahraman gemimiz de Kemal Reis de görüntülerde görünüyor. Yunanlılar öyle korktu ki, öyle korktular ki, evet, Batı Trakya'da bir Türk köyüne tatbikat adı altında silahlarla girdiler. Yani tatbikat adı altında oradan gözdağı veriyorlar sanıyorlar. Yani oradaki vatandaşlarımızı rehin olarak alacaklarını mı sanıyorlar? Böyle bir düşünceyle Türkiye'ye gözdağı mı veriyorlar? Bakın burada işte azınlık var, Türkmenler var, Türkler var. Biz bunları istediğimiz zaman bu şekilde alırız, katliama tabi tutarız, rehin alırız mı diyorlar. Aslında mesaj bu ama Sayın Erdoğan şunu söyledi. Dedi ki Batı Trakya'daki vatandaşlarımıza yapılacak her türlü haksızlığa, her türlü kötülüğe, her türlü yanıtı vermeye hazırız. Evet, ilk defa müdahale ile bile olsa Batı Trakya'nın kurtarılması yönünde güçlü bir beyanattı bu. Çünkü Misak-ı Birliği içerisinde Batı Trakya'da Yunanistan orada mezalim uyguluyor. Avrupa Birliği susuyor. Yunanlıların yaptığı bu mezalime Avrupa Birliği, sözde demokrasinin beşiği dediğimiz ülkeler suskunlukla karşılık veriyor. Çok şaşırtıcı değil mi? Hayır, şaşırtıcı değil. Batı için, demokrasi kendi için. İşte burada Batı'nın ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıkıyor. Ama bu köye yapılan bu harekete Türkiye'nin vereceği yanıt gerçekten gerektiği gibi olacak. İşte tipik Yunan askeri korku içerisindeler. Gidip masum köylülerin olduğu yere veya mezarlıkların yanında komandoculuk oynuyorlar. Türk askerini gördüklerinde gerçekten şaşkına dönecek ve kaçacaklar. Ama bu yaptıkları harekete karşı Türkiye'nin Batı Trakya'yı alması artık zorunlu hale gelmiştir. Türkiye Batı Trakya'ya kavuşmalıdır. Çünkü bu hareket bir katliamın habercisidir. Burada insanlığı ve adaleti korumak, hak edişi yeniden almak için Batı Trakya'nın artık Türk yurdu olması zorunlu hale gelmiştir. Mezarlıkların yanında şov yapan bu komik askerler ne yapmaya çalışıyorlar? İşte bu durum onların ne kadar küçüldüğünün göstergesi. Türkiye bu durumlara izin vermeyecek. Gücünüz köylüye mi yetiyor? Evet, cesaretsiz Yunan askerlerinin gidip köyde yaptığı tatbikat gerçekten çok korkak olduklarının göstergesi. Bu durum, bir kez daha söylüyorum, Türkiye'nin Batı Trakya'daki soydaşlarını bir katliamdan kurtarması için haklı bir neden. Neden? Avrupa Birliği'nin artık bir itiraz sebebi kalmadı. Yunan Başbakanı diyor ki Mitsotakis, gerginlikler arasında diyaloğun bir anlamı yok. Ya daha yeni Dışişleri Bakanı diyaloğu hazırız dedi ABD Başkanı'nın yanında.
Yani bunların gerçekten ne yaptığından farkları yok. Ne yaptığından haberleri yok. Böyle bir komşuya komşu olmak gerçekten çok üzücü. Bu Yunanlılar gerçekten anlaşılması güç. Çalışmayan bir millet ama kafaları da çalışmıyor. Boylarından büyük bir işe kalkıştılar, şimdi içinden çıkamıyorlar. Yıllardır Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri, çalışmaları, bizden habersiz iş çevirmelerinin acısını çekiyorlar. Türkiye artık kara sularını asla herhangi bir mütecaviz harekete kurban ettirmez. Türkiye adım attıkça Yunanistan, destek bulamadıkça bocalıyor. İç siyasete Miçotakis çok sıkıştı. Çünkü Türkiye karşısında hiç şansı yok. Yunan, evet Yunan kadar Güney Kıbrıs Rum temsilcisi. Evet, Güney Kıbrıs tarafındaki işgalci Güney Kıbrıslıların temsilcisi Anastasiadis ise Türkiye ile baş edebileceklerini sanmadığını, Türkiye ile bir savaşın kendileri için bir felaket olacağını zaten itiraf etmişti. Bu arada Sisi haber yollatmış. Türkiye ile yapacakları anlaşmanın daha karlı olacağını anlayan Sisi, Türkiye'ye anlaşalım diye bir zeytin dalı uzattı. Evet, istihbarat kanallarıyla yaptığı bu adımla Sisi aslında nefes almak istiyor. Türkiye ile mücadele etmenin kendisini iç siyaseten çok yıpratacağını ve halkın ayaklanacağını düşünüyor. Türkiye'ye yaklaşmaya çalışıyor. Sisi yönünü Türkiye'ye çevirdi. Demin de dediğim gibi değerli izleyenlerim, işte Yunan gemisi Limnos ağzının payını aldı, görüyorsunuz tam ağzına bir tane çaktı Kemalpaşa Reis. İşte bakalım gelişmeler ne gösterecek? Yunan'ı bu ikaz durduracak mı? Ama başkalarının gazına Yunanistan yine gelecek mi? Türkiye'nin kararlılığı ortada. Sayın Cumhurbaşkanımız son kez yine kararlılığı ortaya koydu. Dedi ki daha da sert karşılık veririz ve kararlıyız. Kara sularımızdan, haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Türkiye'siz bir masa Akdeniz'de kurulamaz. İşte değerli izleyenler, hem görüntüler hem analiz bilgilerimle hazırladığım bu videomun da daha sonuna geldik. İnşallah bir dahaki konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.